Bülent Ersoy'un orkestrası bir yıl önce konser için gittikleri Ercan Havalimanı'nda sahte PCR raporlarıyla yakalanıp cezaevine gönderilmiş ve 2 ay hapishanede kalmıştı. Müzisyenler yurda döndüklerinde kendilerine sahip çıkmadığını öne sürdükleri Bülent Ersoy'a aileleriyle beraber ateş püskürmüş ve artık birlikte çalışmama kararı almıştı. Ersoy ise hakkında hakarete varan açıklamalar yapan orkestra üyeleriyle mahkemede hesaplaşacağını açıklamıştı. Yani biz de biraz ilgilenseydi daha iyi olurdu. Peki Bülent Hanım size ulaştı mı hiç bu süreçte? Hiç ulaşmadı. Bülent Hanım ulaşmadı. Yani ulaştığını yakalayı yalan Aradan aylar geçti. Orkestra şefi Onur Özel Çağlayan ve ekibi Bülent Ersoy'la barış imzaladı. Aralarındaki buzları eriten taraflar geçen günlerde Arnavutköy'deki bir mekanda barış yemeği yedi. Her ailede, her annenin evlatları arasında da, anne evlat arasında da bir şeyler oluşur. Aslında önemli, çok önemli bir şeyler de yoktu. Ama ben onu artık kısaca yuvaya dönüş, ana kucağına dönüş olarak görüyorum. 70 yaşındaki sanatçı orkestra üyeleriyle barışma sürecini anlattı. Hepsi ablalarına nasıl kabul ederlerse etsinler. Efendim geldiler. Zaten telefonla da konuşurdum hep yani hepsiyle. Yani söylenecek bir şey yok. Hayat. Bülent Ersoy, orkestra üyelerini övgü yağmuruna tutmayı da ihmal etmedi. Başta Sayın Şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Ve efendim onu özellikle ben hep isterdim. Ney olarak çok güzel üfler. Muhteşem üfler yani. Bu zaten biliyorsunuz benimdi yani. Evet. Hepsi çok benim yani benim. Zaten bensiz yapamazlar. Kime isterlerse çalsınlar. Orkestra şefi Onur Özel Çağlayan da her şey geçti. Ana kucağına döndük dedi. Kıymetli solistim bizim gerçekten ana dediğimiz, abla dediğimiz çok önemli Türkiye'nin divası. Onunla birlikte yıllarca çalıştık. Evet, üzücü olaylar yaşandı. Geçti. O anlık psikolojiler oldu. Ama şimdi gerçekten dediği gibi sayın solistimin ana kucağına döndük. Bundan sonra inşallah şahlanarak devam ediyoruz. Yeni repertuarımızla ve dev orkestramızla birçok güzel işleri siz de inşallah göreceksiniz. Bırakma hiç ellerimi. Sıkı sıkı sarılana. Bülent Ersoy, orkestrası Kıbrıs'ta hapis yatarken 3 kez yanlarına gitmek için bilet aldığını anlattı. 3 kere bilet alındı ve neticede dediler ki oranın savcıları, hakimleri hani şimdi Bülent Ersoy geldi, işte çocuklar kim bilir nereleri satın aldılar da çocuklar çıktı. Hiç gelmeyiniz dediler. Ersoy hayatında 2 kez hapse girdiğini de hatırlattı. Ünlü sanatçı 19 Eylül 1980'de evine gelen hakime hakaret edince 45 gün hapishanede yatmıştı. Bülent Ersoy daha sonra Kuşadası'nda bir gazeteciye saldırıp makinesini kırdığı iddiasıyla Söke cezaevindeki kadınlar koğuşuna konulmuş ve orada da 2 ay kalmıştı. Tabii onlar ilk defa hayatlarında şey yaptılar, hapse girdiler. Ben 2 kere girdim. Hiç de umurumda olmaz benim, tekrar girer. Tabii çocukları var, aileleri var, anaları, babaları var. O bazı tezahürleri çok doğal karşılıyorum. O haleti ruhiye başka bir şeydir. Öte yandan diva bir yıl sonra barıştığı orkestrasıyla İzmir Fuarı'nda 25 yıl sonra sahne aldı. 25 yıl sonra bir fuara çıkacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? En son benle kapanmıştı. Evet, ve Masum Kırmızıgül siz de kapanmıştı. Bendelerdi. Altımdalardı. 25 yıl sonra tekrar çıkacaksınız. Neler söyleyeceksiniz Bülent Hanım'ın?
öteki oğlan da vardı. Bunu. Senin artistin Şan. Şan Bey de vardı. O üçü ben de çalışmışlardı. Ben bunu nereye bağlayacaktım şimdi? Bu ara. Ha. İşte orada benimle beraber kapanmıştı. Şimdi benimle beraber yine başlıyor herhalde, bilemiyorum. Bilirsiniz İzmir'i pek severim. Herkesin kendi rahatı ve huzuru doğrultusunda yaşadığı ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mentalitede bir şehirdir İzmir. Konser sırasında Ersoy bir ara göğüs dekoltesinin azizliğine uğradı. Süzülür göz yaşlarım.